Lice'den yola çıkıp dünya çapında bir isim haline gelen Behçet Can Türk'ün serüveni. 14 Ocak 1994 saat 18:20. Bağdat Caddesi'nde bulunan benzin istasyonundaki yashanesinden evini aradı. Cuma günü trafiğin çok karışık olduğunu, bu nedenle eve erken geleceğini söyledi. Eşi Hidayet'in en sevdiği yemek kaburga dolması hazırladığını öğrenince bir an önce eve gitmek için şoförü Recep Kuzucu'ya arabayı hazır etmesini söyledi. Şoför Recep Kuzucu, Ford Taunus 20 model, çelik zırhlı, kurşun geçirmez, siyah renkli arabayı çalıştırdı. Behçet Cantürk binince hareket edip Bağdat Caddesi'ne çıktılar. Yazhane ile ev arası otomobille 10 dakika. Aradan saatler geçti. Behçet Cantürk'ün içinde bulunduğu, Recep Kuzucu'nun kullandığı 34 Hatay, Lüleburgaz, Pozantı 08 plakalı otomobilden haber alınamıyordu. Ne otomobilin mobil telefonu ne de Behçet Cantürk'ün kısa mesafeli el telefonu cevap vermiyordu. Cantürkler telaşlandı. Sabaha kadar uyuyamadılar. Gidebileceği her yeri aradılar, haber gönderdiler. Tanıdık emniyet görevlilerini devreye soktular. Kimse Behçet Cantürk'ün nerede olduğunu bilmiyordu. Dışişleri Bakanı, hemşehrileri, Hikmet Çetin'e ulaşmaya çalıştılar. Sabaha kadar uyumayıp Behçet Cantürk'ü aradılar. 15 Ocak 1994 saat 11:30. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar kasabası yakınlarında Ulusoy şirketine ihale edilmiş, ancak henüz inşaat onarım çalışmalarına başlanmamış, dinlenme tesislerinin yakınında iki erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polisler özellikle cesetlerden birinin sıradan bir kişi olmadığını hemen anlamışlardı. Şakağına sıkılan tek kurşunla öldürülen 40-45 yaşlarındaki maktulün üzerinde çok pahalı bir takım elbise vardı. Kolundaki 1 milyar liralık Pierre Cardin marka altın saat ve cebindeki prolardan zengin biri olduğu anlaşılıyordu. Ceset üzerinde yaptıkları aramada cüzdan, kimlik ve para bulamamışlardı. Hepsi alınmıştı. Ceketinin iç cebinde buldukları kartvizitler cesetin kimliği konusunda bilgi veriyordu. Kartvizitlerin üzerinde tek bir isim yazılıydı. Behçet Cantürk. İkinci cesedin çevresinde 9'u MK'ye, 4'ü Luger yapımı, 13 adet 9 mm'lik boş kovan ve 2 adet 9 mm'lik mermi çekirdeği vardı. Kovanların ikisi park yolunun ortasında, ikisi yolun kenarında, diğerleri ise cesedin bulunduğu su tahliye kanalının içindeydi. Anlaşılan şoför Recep Kuzucu kaçmaya çalışmış ancak kurşunlara yakalanmıştı. Kafasından 2, göğsünden 5 kurşun almıştı. Behçet Cantürk ve Recep Kuzucu'nun cesetlerine ilk müdahaleyi Sapanca Sağlık Ocağı'ndan pratisyen bir doktor yaptı. Saat 15:00 sıralarında yaptığı otopside vücudun katılığına göre cinayetin 10-12 saat önce işlenmiş olabileceğini belirtti. Cesetlere başkaca ayrıntılı bir otopsi yapılmadı. Behçet Cantürk ve Recep Kuzucu Sakarya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İstanbul'daki Cantürklere haber verildi. 50 araçlı konvoyla Sakarya'ya geldiler. Emniyet güçleri Sakarya'da, İstanbul'da ve Diyarbakır'da geniş güvenlik önlemleri almıştı. Nizamettin Cantürk'ün kızı Hatun ile evli, Azet Cantürk'ün oğlu Aha Cantürk amcasını teşhis etti. Sakarya Devlet Hastanesi morgundan alınıp ambulansa konan cesetler saat 02:00'da Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirildi. Diyarbakır'da oturan Nizamettin Cantürk haberi alır almaz uçakla İstanbul'a geldi. Cantürkler cenazenin nerede defnedileceği konusunda anlaştılar. Diyarbakır'a götürülmeyecekti. Kadıköy'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecekti. 16 Ocak 1994. Tabut, Kürtlerin geleneksel renkleri, sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan simli altın bir örtüye sarılmıştı. Üzerinde sarı, kırmızı ve yeşil çiçekler vardı. Recep Kuzucu'nun tabutu ise yeşil bir kumaşla örtülmüştü. Karacaahmet Mezarlığı morgundan alınan naaş, cenaze arabasına konularak İlahiyat Fakültesi camisine getirildi. Cami avlusu oldukça kalabalıktı. Aralarında ünlü isimler göze çarpıyordu. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Ferhat Tunç, Rahmi Saltuk, Sadık Gürbüz, Tarık Ziya Ekinci, Mehmet Ali Eren, Yaşar Kaya, Orhan Doğan, Rekin Aktan, Medet Serhat, Savaş Bulan, Adnan Yıldırım, Kemal Parlak, Nurettin Güven, İdris Özbir, Necdet Ulucan. İkindi namazından sonra kılınacağı açıklanan cenaze namazı erken alınarak öğle namazının hemen ardından kılındı. Namazdan sonra eller üzerine alınan tabutlar cenaze arabasına kondu. Behçet Cantürk'ün kızları cenaze arabasına çıkarak babalarının tabutuna sarılıp
bizi bırakma diye ağlıyorlardı. Bu arada camide bulunan kalabalık şehitler ölmez, Behçetler ölmez diye slogan atmaya başladı. Cenaze arabası hareket etti. 3000 kişilik kalabalık polisin uyarısına rağmen cenaze arabasının arkasından mezarlığa doğru sessizce yürümeye başladı. Yol trafiğe kapanmıştı. Kortejde bulunanlarla polisler arasında yer yer tartışmalar yaşandı. Karacaahmet mezarlığına gelindiğinde gerginlik yerini sessizliğe bırakmıştı. Behçet Can Türk alkışlarla defnedildi. Kim öldürdü? 8 kişiydiler. Bağdat Caddesi'ne 2 arabayla gelmişlerdi. Behçet Can Türk'ün içinde olduğu 34 Hatay, Lüleburgaz, Pozantı 08 plakalı arabanın geldiğini görünce biri hariç hepsi otomobillerden indiler. Üzerlerinde polis yazan yelekleri, ellerinde otomatik, kısa namlulu, makinalı silahları ve telsizleri vardı. Arama yapıyoruz bahanesiyle birkaç araçla birlikte onları da durdurdular. Behçet Can Türk'ten otomobilden inmesini rica ettiler ve Behçet Can Türk yaşamının en büyük hatasını yaptı. Kurşun geçirmez, dışarıdan kesinlikle açılamaz otomobilinden indi. Üzerine aradılar, silah buldular. Behçet Can Türk silahın ruhsatlı olduğunu, hemen gösterebileceğini söyledi. Dinlemediler, emniyete davet ettiler. Bu arada aniden koluna girerek kendi otomobillerine götürdüler. Aynı anda diğer 3 kişi Behçet Can Türk'ün aracına bindiler. Önde Behçet Can Türk'le birlikte 5 kişi, arkada Recep Kuzucu ile birlikte 4 kişi 2 araç yola çıktılar. Arabadan hiç inmeyen 8. kişi Behçet Can Türk'ün gözaltına alındığını görünce olay yerini terk etti. Kaçırılanlar tedirgin, kaçıranlar ise sinirliydi. Behçet Can Türk neler olacağını ellerini arkadan kelepçeleyip kafasını sertçe öne doğru eğdiklerini anladı. Otomobiller TEM otoyolunu takip ederek Ankara istikametine doğru gidiyordu. 2 saat sonra daha önce planladıkları yere, Sapanca, Kırkpınar kasabasına yakın, henüz hizmete açılmamış dinlenme tesislerine geldiler. Behçet Can Türk'ü sorgulayıp ifadesini aldılar. Sonra Behçet Can Türk'ün şakağına tek kurşun sıktılar. Patronun öldürüldüğünü gören şoför Recep Kuzucu, Can abliyle ellerinden kurtulup kaçmaya çalıştı. Arka arkaya silahlar patladı. Recep Kuzucu ancak 20 metre uzağa gidebildi. Behçet Can Türk ve Recep Kuzucu'nun kimliklerini ve paralarını aldılar. Geldikleri gibi Behçet Can Türk'ün otomobilini de alarak tekrar otobana çıktılar. Gebze Bayramoğlu turnikelerinden Ankara yönüne doğru ilk girişteki tır parkında kendilerini otomobil içinde bekleyen arkadaşlarıyla buluştular. Behçet Can Türk'ün arabasını tır parkına bırakıp karanlığa karıştılar.